Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Gündemin üst sıralarında Amerika'nın Irak'tan çekilmesi sonrası oluşacak yeni düzen ve anayasa çalışmalarına hız verilmesi vardı. Gül, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Biden'ın Irak'ta yaptığı görüşmeler hakkında çok kesin bilgiler verdiğini belirtti. İki günlük ziyaret için Türkiye'ye gelen Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden bu sabah Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le kahvaltı yaptı, ardından da Anıtkabir'i ziyaret etti. Biden en son Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Biden'ın Gül'le görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarına hız verilmesini istediği öğrenildi. Biden'ın Talabani ve Barzani'nin arabuluculuğunda gerçekleşen PKK'yı dağdan indirme sürecine vurgu yaptığı da kaydedildi. Terör boyutunu çok uzun bir şekilde konuşmuş olduk. Ayrıca Irak'dan iklimlerinde çekilecekler tamamen. Ondan sonraki durumla ilgili yine Irak'tan konuştuk. Amerika'nın yıl sonunda çekileceğini açıkladığı Irak'taki son durum bu çerçevede masaya yatırıldı. Irak'ın kuzeyindeki kukla devletin güvenliğinin garanti altına alınmasında Türkiye'nin katkısı da gündeme geldi. Daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bunun çok iyi farkındalar. Bu konuda çok kesin, katı. Hem Irak'ta yaptıkları görüşmeler, konuşmalar hakkında bilgi verdi bana. Hem de burada söylediği şeyler iyi şeylerdi. Tabii bunların hepsi karşılıklı takip edeceğiz. Biden, Gül görüşmesinde Suriye konusunda konuşulduğu belirtildi. Bu konuda Türkiye'nin aktif tutumunun devam edeceği vurgulandı. Kritik bir dönemde Türkiye'ye gelen Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye karşıtı tutumlarıyla tanınıyor. Biden, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah ambargosunu öngören tasarının baş mimarıydı. Biden, Ermeni tasarılarının da en büyük destekçisiydi. Amerikan Başkan Yardımcısı Biden, 1973 yılından 2009'a kadar 36 yıl Amerikan Senatosu'nda bulundu. Uzun yıllarda Amerikan dış politikasında kritik bir yeri olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde görev yaptı. Bu süre içinde Türkiye karşıtı tutumlarıyla öne çıktı. Biden, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosunu öngören tasarının destekçilerindendi. Senato'daki Rum lobisiyle yakın ilişkiler içinde bulundu. Biden, İran'ın üçe bölünmesi ve özellikle kuzeydeki Barzani Devleti'nin hararetli savunucularından. Türkiye'ye de Barzani'yi ziyaret ettikten sonra geldi. Ermeni lobisiyle güçlü bağlantıları olan Biden, 2009 yılında Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokollerin fikir babalarındandı. Hatta bu konuyla ilgili gizlice çekilmiş video kaydı internete düştü. Amerika'daki Ermeni lobisi üyesi bir kişiyle yaptığı konuşmada Biden şöyle diyordu. Suriye, Türkiye'nin yaptırım kararlarına ekonomik ilişkileri keserek yanıt verdi. Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı. AKP'nin yaptırım kararlarına İran ve Irak'tan da tepki geldi. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Türkiye oyunlara alet olmamalı dedi. İlk aşamada alınması kararlaştırılan önlemler... AKP'nin Arap Birliği ile beraber Suriye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına Şam yönetimi sert yanıt verdi. Suriye hükümeti iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamındaki tüm çalışmaları askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya yanıtın bu kadarla kalmayacağı, başka uygulamalara da gidileceği bildirildi. Suriye gündemiyle yapılan İslam Birliği Teşkilatı İcra Komitesi toplantısında da bir başka gerginlik yaşandı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim burada yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı. Muallim, Türkiye'yi silahlı muhalifleri barındırmak ve teröristlerin Suriye'ye sızmasına izin vermekle suçladı. Muallim, sitem dolu sözlerine "Kardeşim Ahmet" diye başladı. Kardeşim Ahmet, bizden Türkiye'yi rahatsız edecek kimse geçmez ama komşu ülkelerden silahlı gruplar sızıyor. Bazı kamplarda muhalefet zemini oluşturuluyor. Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz ama
bize akıl verilmesini kabullenmeyiz. Suriye'de halkıyla barışık meşru bir yönetim iş başına gelene kadar. Silahlı hiçbir gruba barınak olmadık diyen Davutoğlu, muallimin suçlamalarını reddetti. Davutoğlu iddiaları ispatlamak için Suriye'nin gözlemcileri kabul etmesi gerektiğini savundu. Kardeşim Ahmet, biz sizinle ikili konuşmak istiyoruz. Arap Ligi'ndeki koltuğumuzu siz aldınız. Bir kere daha Şam'a gelin, bunları konuşalım. Arap Birliği'ni bırakın, tek başınıza siz gelin. Türkiye'ye saygı duyuyoruz. We do have capabilities to defend us. Suriye'ye karşı yaptırımlara tepki veren yalnızca Şam yönetimi değil. İran Meclis Başkanı Ali Larijani de Türkiye'yi sert bir dille uyardı. Larijani'nin sözleri şöyle: Batı'nın planlarıyla bağlantılı bazı bölge ülkelerinden Suriye'ye silah sokuluyor. Suriye'de demokrasi silah sokularak sağlanamaz. Türkiye'ye tavsiyem şudur ki diğerlerinin planladığı oyunda yer almasın ve onlara alet olmasın. Suriye karşıtı yaptırım ve politikalara bir başka ses de Irak'tan yükseldi. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Suriye'ye yönelik yaptırımların halka zarar vereceğini ve bu yaptırımlara karşı olduğunu belirtti. Sayın seyirciler, bu arada Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu faaliyetlerini durdurdu. Konsolosluk binasının kapısına Gaziantep Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu yeni bir bildiriye kadar kapalı olacaktır açıklaması asıldı. Gaziantep Başkonsolosluğu, Suriye'nin Ankara ve İstanbul dışındaki bir şehirde bulunan tek diplomatik temsilciliğiydi. Suriye'nin Ankara ve İstanbul'dan başka tek diplomatik temsilciliği olan Gaziantep Başkonsolosluğu faaliyetlerini durdurdu. Suriye'nin 2005 yılında hizmete giren başkonsolosluk binasına Türkçe ve Arapça Gaziantep Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu yeni bir bildiriye kadar kapalı olacaktır açıklaması asıldı. Geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki Türkiye Büyükelçiliğine yapılan saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı başkonsoloslukta faaliyetler durduruldu. Resmi bir açıklamanın yapılmadığı başkonsolosluk binasına asılan Suriye bayrağı ve polis noktası ise kaldırılmadı. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğunu Muhammed Necdet Şehit yürütüyordu. Şehit'in başkonsolosluk yetkilileriyle birlikte birkaç gün içinde kentten ayrılacakları öğrenildi. Suriyeli vatandaşlar bu durum karşısında büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını ifade ederek Türkiye ile Suriye ilişkilerinin bu seviyeye gelmemesi gerekiyordu, dedi. Kaddafi güçleri ve isyancılar arasında iç savaşın sürdüğü Libya'ya İstanbul'dan yüzlerce tüfek gönderildi. Üstelik herkesin gözü önünde. Türk uçak firmalarının taşımayı reddettiği silahlar 2 gün havaalanında herkesin gözü önünde bekledi. Yüzlerce tüfek Afrika Hava Yolları'na ait bir uçakla önceki gece Libya'ya yollandı. Türkiye'den Kaddafi güçleriyle isyancılar arasındaki iç savaşın sürdüğü Libya'ya yüzlerce yivli tüfek gönderildi. Türkiye'den çok tartışılacak bu silah sevkiyatı herkesin gözü önünde yapıldı. Akıllara durgunluk veren silah sevkiyatı şöyle gerçekleşti. 29 Kasım günü 4 adet lüks otobüs içinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Libyalılar yanlarında getirdikleri koliler ve bavullar dolusu yivli tüfeği havalimanı önüne yığdı. Silah sevkiyatı o kadar aleni şekilde yapıldı ki bazı taksiciler koli taşımakta araçlarına binen Libyalılara yardım etti. Tüfeklerin namluları kolilerin ve bavulların kenarlarından görünüyordu. Hal bu olunca Türk uçak firmaları Libyalı yolcuları taşımayı reddetti. Emniyet görevlileri Libyalıları havaalanının dış hatlar giriş kapısında beklemeye aldı. Libyalılar girişte arama yapmak isteyen görevlilere "Biz askeriz, bizim üzerimizi arayamazsınız" diyerek zorluk çıkardı. Yivli tüfeklerle doldurulmuş koliler 2 gün havalimanında ortalık yerde bekledi. Kolilerin üzerindeki sarsılmaz ibaresi dikkat çekti. Sonunda Libyalıların sevkiyat sıkıntısı Afrika Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçakla çözüldü. Silahlar taksilerle kargo bölümüne taşındı. Sivil çalışanlar uçağa yaklaştırılmadı ve polis kordonu altında silahlar uçağa yüklendi. Kuyruk numarası 5A-ONB olan silah dolu uçak 18.15'te hareket etmesi gerekirken 5 saat 15 dakikalık gecikmeyle 23.30'da havalandı. Bir de ayrıntı, uçağın kuyruğunda isyancıların yeni Libya bayrağı vardı. Tüfek dolu uçak 114 yolcuyla Libya'da çatışmaların sürdüğü Misurata şehrine doğru yola çıktı.
Görgü tanıkları silahların yivli ve dürbünlü av tüfeği olduğunu, yanlarında fişeklerinin de bulunduğunu söyledi. Aydınlık gazetesinde konuşan havaalanında görevli bir emniyet yetkilisi, Libyalıların silahlarıyla yurt dışına çıkmak istediklerini doğruladı. Emniyet yetkilisi, yabancıların pasaportlarını göstererek yivsiz olmak ve yurt dışına çıkartmak şartıyla Türkiye'den silah alabildiklerini söyledi. Yasalara göre yabancılar yurt dışına en fazla 3 silah çıkartabiliyor. Buna göre 114 yolculu uçakla en fazla 342 silah çıkarılmış olması gerekirken, görgü tanıkları Libyalıların yanında 600 ila 1000 arasında silah olduğunu söylüyor. Öte yandan son bir ay içinde yalnızca Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü kasabasında yer alan 50'yi aşkın silah firmasından Libyalılara 15-20 bin silah satıldığı öğrenildi. İstanbul'da düzenlenen Orta Doğu'daki gelişmeler konulu panelde Suriye-İran ekseninde yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen, Suriye-İran yakınlaşmasının batılı ülkeleri kaygılandırdığını söyledi. Gazeteci Hüsnü Mahalli de Suriye'de çıkacak bir iç savaşın Türkiye için büyük riskler taşıdığını vurguladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Orta Doğu'daki gelişmeler konulu panele ev sahipliği yaptı. Panele katılan emekli Büyükelçi Onur Öğmen, gazeteci Hüsnü Mahalli ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Firuz Yaşamış, Suriye-İran eksenindeki gelişmeleri ve Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi. Gazeteci Hüsnü Mahalli, Suriye'de çıkacak bir iç savaşın Türkiye için büyük riskler taşıyacağını vurguladı. Ne savaşı çıkacak? Alevi-Sünni savaşı çıkacak Suriye'de. Alevi-Sünni savaşı çıktığında bundan da senaryo geleni söylüyorum. Bundan da yararlanacak olan tabii ki Kürtlerdir. Bunları olumsuz anlamda söylemiyorum. Kürtler Suriye'nin kuzeydoğusundadır. Yani Türkiye'nin güneydoğusuna komşudur. Yani Kuzey Irak'a komşudur. Dolayısıyla böyle bir olayda hem Alevi-Sünni birbirini boğazlamış olur. Aleviler ve Sünniler birbirini boğazladığında, Suriye anlamında söylüyorum, doğal olarak Türkiye'deki Aleviler bir anlamda bağlantılı olarak bununla ilgilidir, olacaktır. Belki de Dersim tartışmaları, bugünkü Dersim tartışmaları ekstra bir şey söylüyorum. Belki de bununla ilgilidir. Ulusal kanalın sorularını yanıtlayan Mahalli, Orta Doğu'da açık bir bloklaşma sürecinin yaşandığını söyledi. Hüsnü Mahalli, Suriye'de demokrasi çırtkanlığı yapan Amerika ve Arap Birliği'ni eleştirdi. Demokrasi dertlerinde değil, Amerikan umurunda bile değil burası. Bizi köle gibi kullanmanın hazını yaşıyorlar. Bakın hazını yaşıyorlar. Osmanlı'nın çöküşünden sonra Sykes-Picot Anlaşması'nı, Balfour Deklarasyonları'nı nasıl yaptıysa Sever Anlaşması'nı hepsini 100 yıla sonra aynısını yapmak istiyorlar. Aynısını. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen de Suriye-İran yakınlaşmasının batılı ülkeleri kaygılandırdığını söyledi. Suriye tek başına bir rahatsızlık konusu olmakla birlikte batı için esas sıkıntı verici olan İran'la Suriye arasındaki yakın işbirliğidir. İran'ın politikalarının Suriye aracılığıyla hayata geçirilmesidir bu bölgede ve İran'ın hedefinin işte Akdeniz'e kadar uzanan bir bölgede etkinlik kazanmak olduğu biliniyor. Onur Öğmen, İran'a yönelik olası bir askeri müdahaleden Türkiye'nin büyük zarar göreceğini belirtti. Hem Amerikalılar hem İsrailliler İran'a bir askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu söylüyorlar. İran füze birlikleri komutanının demeci var birkaç gün önce. Diyor ki böyle bir çatışma olursa bizim ilk hedefimiz Türkiye'deki radar üssü olacak. Türkiye ister istemez bir silahlı çatışmanın içine çekilecektir. İşte bu kötü. Sayın seyirciler, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasındaki makas açılıyor. Erdoğan hasta yatağındayken Abdullah Gül'ün Şiki yasasına veto sinyali vermesi dikkat çekti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da hiç zaman kaybetmeden hemen Gül'ün yanında yer aldı. Gül, Dersim konusunda da Erdoğan'ın başlattığı devlet adına özür konusuna katılmadı ve beni dışarıda tutun dedi. Tayyip Erdoğan giderse yerine kimi görmek istersiniz? Tayyip Erdoğan'ın ciddi bir ameliyat geçirdiği şu dönemde bir kamuoyu araştırmasının çarpıcı sonuçları açıklandı. Ankete göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması durumunda başbakan olarak görülmek istenen isimler arasında Ahmet Davutoğlu birinci, Abdullah Gül ikinci, Bülent Arınç ise üçüncü sırada yer aldı. Gül gibi, lale gibi, sümbül gibi Cumhurbaşkanlığı seçildi.
Erdoğan giderse yerine kimi görmek istersiniz sorusu dikkat çekici. Çünkü bu soru bir anket sorusunun ötesinde. Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi belirsizliğini korurken AKP çevrelerinde farklı arayışlar kendisini hissettirmeye başladı. AKP kurmayları ise gündem konularında farklı açıklamalar yaparak adeta güç gösterisinde bulundu. Erdoğan-Gül çekişmesi Tayyip Erdoğan'ın hasta yatağında olduğu günlerde iyice belirginleşti. Erdoğan'ı hastanede ilk ziyaret eden Abdullah Gül oldu. Gül'ün Erdoğan'a istirahat et dediği basına sızdırıldı. En küçük bir ameliyat sonrası bile insanın birkaç gün dinlenmesi gerekir. Ben doğrusu ona aman riayet etmesini söyledim kendisine. Yani aman işler bekliyor diye hemen koşturma, birkaç gün geç olsun dedim tabii. Gül, Dersim konusunda da Erdoğan'la aynı görüşleri paylaşmadı. Beni dışında tutun diyen Abdullah Gül, günlük polemik konusu yapılarak başka amaçlar peşinde koşulmasını eleştirdi. Büyük ülkeler, büyük milletler tarihinden korkmazlar. Yeter ki bu konular günlük polemik mevzu yapılıp da bunların üzerinden başka yerlere ulaşmak, başka amaçlar peşinde koşmak olmasın. Abdullah Gül, Şike yasasında tavrını açıktan koydu. Şike yasasına sıcak bakmayan Gül, ben rahatsızım dedi. Açıkçası bu yasayla ilgili rahatsızlığım var. Çünkü 6 ay önce çıkmış olan bir yasanın muhakkak ki daha düzgün şekilde çıkması gerekirdi. Kareyi tamamlayan bir başka çıkış da Bülent Arınç'tan geldi. Güllü sümbüllü açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı tartışmasını başlatan Arınç, Gül'ün safında yer alarak Şike ile ilgili yasayı içine sindiremediğini söyledi. İki ay öncesinde alkışladıkları bir kanunun bugün aleyhinde bulunması ve meclisten bunun değiştirilmesinin istenmesi çok etik değil. Ben bunu doğru bulmuyorum demiştim. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dersim'de katliam yapıldı diyen sol örgütlerin emperyalizm ve AKP ile kol kola girdiklerini söyledi. Dersim olaylarının Kemalist devrimin ağalığa karşı bir mücadelesi olduğunu belirten Perinçek, sol örgütlere şu eleştiriyi yaptı. Hem Kemalist devrimi Derebeyliği niçin tasfiye etmedin diye eleştireceksin, hem de arasız devrimler kararıyla bu işe girişen devrimci yönetimi katliamcı ilan edeceksin. Bu kafayla devrimcilik de sosyalistlik de yapılamaz dedi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dersim olayları için katliamcı diyen sol örgütlerin AKP ile kol kola girdiğini vurguladı. Perinçek, Aydınlık Gazetesi'ndeki Rota köşesinde sol örgütlerin Dersim olayına bakışını değerlendirdi. Sosyalistler Kemalist yönetimi niçin eleştirmişlerdi? Bilimsel sosyalistler İstiklal Savaşı'ndan sonra devrimin bir toprak devrimiyle tamamlanacağını vurguladılar. Gerçek bir demokrasi için köylünün özgürleşmesi ve Kürt meselesinin çözümü buna bağlıydı. Kürt ağa ve şeyhlerinin önderliğindeki isyanlar toprak reformunu dayatıyordu. Bu gerici isyanların emperyalist devletlerle bağlantıları bu atılımı daha da yakıcı kılıyordu. Önce siyaset alanında bu kararlar veriliyor. Perinçek, CHP'nin 1935'te yaptığı 4. Büyük Kurultayında toprak ağalığına karşı mücadeleyi parti tekrar programına aldığını ifade etti ve bu kararında Kemalist devrimi tamamlayacak tarihi bir atak olduğunu vurguladı. Perinçek şu soruyu yöneltti. Bilimsel sosyalistlerin de yıllardır istedikleri bu değil miydi? 1937-1938 Dersim Harekatı bu süreç sonunda gerçekleşti. Olay bir yönüyle Kemalist devrimin Derebeyliğe hazırlıklı ve planlı bir savaş açmasıdır. Diğer yönüyle ise bir gerici isyanının bastırılmasıdır. Her ikisi iç içedir. Dersim, Seyit ve ağaları Cumhuriyet'in köylüyü özgürleştirme programına uysalardı, kuşkusuz kan dökülmeyecekti. Hiç merak etmeyin, hepimiz beraberiz. Perinçek, Cumhuriyet ve Atatürk yönetiminin Derebeyliği temizleme görevini eylemli olarak önüne koyarak haklı bir konumda olduğunu kaydetti. Perinçek, tarihi haklılık, demokrasi açısından haklılık, insani açıdan haklılık hep buradadır dedi. Çok ilginçtir, 19. yüzyıl kafasıyla her olaya burjuva proleter çelişmesi açısından bakan kardeşlerimiz, Dersim'e gelince sınıf ezberini şaşırıp yalnız Seyit Rıza'larla değil Tayyip Erdoğan'larla da kol kola giriyorlar. Oysa önce Kemalist devrimi bir toprak devrimiyle tamamlamanın haklılığı saptanır, doğru cephede yer tutulur, sonra uygulamalardaki yanlışlar saptanır. Kemalist devrimin mevzileri bugün emperyalizme ve gericiliğe karşı sınıf mücadelesinin mevzileridir.
Savaş burada. AKP ile hep aynı safa düşenler bu hallerinden memnunlar mı? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, AKP iktidarının profesyonel ordu planının aşamalarını NTV yayınında açıkladı. İlk adım bedelli askerlikti. Bu adım atıldı. İkinci adım askerlik süresinin kısaltılması. Üçüncü adımsa zorunlu askerlik uygulamasının kaldırılması. Ben bir seneden beri bunun doğru olduğunu, bir hak olduğunu ifade ediyorum. O zamandan beri çok eleştiri aldım ama şimdi makul ölçüler içerisinde bir bedelli askerlik düzenlemesi yapıldı. Ben yapılanın çok doğru olduğunu, faydalı olacağını ve iyi netice vereceğini söyleyebilirim. Bedelli askerlik kararını bu sözlerle savunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, askerlik süreleri için yasal düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Arınç, ilerleyen aşamalarda zorunlu askerliğin kalkacağının da sinyalini verdi. Bir defa Türkiye'de zorunlu askerlik var. Bunu kaldırmayı şu aşamada düşünmüyoruz. Yani zorunlu askerlik uygulaması devam edecektir. Belki askerlik sürelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir yasal çalışma yapılabilir. Bedelli askerlik, dövizli askerlik şartlar gerektirdikçe devam edecektir. Belki 3 sene sonra, 5 sene sonra bazı uygulamalar değişebilir. Ama zorunlu askerlik uygulamasından bu aşamada vazgeçmek durumunda değiliz. Bedelli askerliği meclisten geçiren AKP hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisizleştirme planında ilk aşamayı tamamladı. Profesyonel orduya geçme planı yapan AKP'nin sonraki hedefi zorunlu askerlik süresini kısaltmak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni adım adım etkisizleştiren AKP hükümeti ilerleyen aşamalarda da zorunlu askerliği tamamen kaldırmayı ve profesyonel orduya geçmeyi planlıyor. Şike iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada özel görevli savcı Mehmet Berk iddianameyi tamamladı. İddianame kabul edilirse aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 93 şüpheli suç örgütü kurmak ve üye olmak suçlamasıyla yargılanacak. İstanbul Başsavcı Vekili Fikret Seçen'in yarın açıklama yapması bekleniyor. İstanbul Özel Görevli Savcısı Mehmet Berk tarafından 3 Temmuz'da şike iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı Berk'in iddianamede iki ayrı suç örgütünün menfaat birliği yaptığını savunduğu öğrenildi. İddianame kabul edilirse bir numaralı şüpheli Olgun Peker, silahlı suç örgütünden iki numaralı şüpheli Aziz Yıldırım ise suç örgütü yöneticisi olmak suçlamasıyla yargılanacak. Dava ise özel görevli mahkeme tarafından görülecek. 400 sayfalık iddianamede 93 şüpheli yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 31 kişi tutuklu bulunuyor. Sendikaların dört gözle beklediği Türk İş Başkanlar Kurulu nihayet toplandı. Toplantı Türk İş tarihinde bir ilk olarak yarım saat sürdü ve sadece konuşma sıralarıyla komisyonlar belirlendi. Türk İş Başkanlar Kurulu torba yasa tasarısı gündemiyle toplandı. Türk İş tasarıyla 200 binden fazla geçirilmek istenmesine, esnek çalışma biçiminin yaygınlaştırılmasına ve işsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanılmasına itiraz ediyor. Bu tasarıda biraz önce bahsettiğim 2010 yılını tanıdığım sendikacı arkadaşlarıma son sözüm. Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Türk İş Genel Kurulu'nda başkan adayı. Türk İş yönetimine aday olacaklarını daha önce duyuran Sendikal Güç Birliği platformu, başkan adaylarının Mustafa Öztaşkın olduğunu açıkladı. Türk İş yeni yönetimini belirlemek için 8-11 Aralık tarihlerinde 21. Olağan Genel Kurulu'nu yapacak. Yönetime aday olacaklarını duyuran Sendikal Güç Birliği platformu da hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Arkadaşlarımız da Sendikal Güç Birliği platformu başkan adaylarının Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın olduğunu açıkladı. Ankara'ya doğru yola çıktı. Siz de bizimle Ankara'ya geleceksiniz. Türk İş'in mevcut yönetiminin emeğin en acil ihtiyaçlarına çare olmadığı belirtilen açıklamada ne söz bitti ne eylem ifadesi yer aldı. Açıklamada karanlığı aydınlatan o ilk işaret fişeğini yaktık. Yeni ve kararlı adımlarla Türk İş 21. Genel Kurulu'na yürüyoruz denildi. Biliniz ki Türk İş değiştiği zaman
Türkiye'de değişmeye başlayacaktır. Açıklamasını "Türk iş değişecek, Türkiye değişecek" sloganı ile bitiren öncelikle Sendikal Güç Birliği 6 Aralık 2011 Salı günü bir basın açıklaması yapacak ve yönetim kurulu için belirlediği adayları kamuoyuna duyuracak. Sayın seyirciler, savcı Mehmet Tamöz Deniz Feneri dosyalarının yanına bile yaklaştırılmıyor. Tamöz'ün Deniz Feneri soruşturmasından alınması yetmedi. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleriyle ilgili davadan el çektirildi. Davada belediyenin Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın şirketlerine ihale yoluyla Deniz Feneri paralarını aktardığı iddia ediliyordu. Deniz Feneri soruşturmasını yürüten 3 savcının görevden alınmasının ardından yine Deniz Feneri ile bağlantılı kritik bir soruşturmaya müdahale geldi. Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan savcı Mehmet Tamöz, Deniz Feneri paralarının gittiği şirketlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden usulsüz bir şekilde ihale aldığıyla ilgili soruşturmada da görevden alındı. İddialara göre bu yolsuzluğun boyutu Deniz Feneri vurgunundan çok daha büyük. RTÜK üyesi Zahit Akman'la Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın şirketlerini inceleyen savcı Tamöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu şirketlere verdiği usulsüz ihaleleri inceliyordu. Soruşturma, ihaleye fesat karıştırılması suçundan yürütülüyor. Dosyada belediyenin temizlik gibi bazı ihaleleri usulsüz şekilde Deniz Feneri yolsuzluğu şüphelileri olan Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın şirketlerine verildiği iddia edildi. Bu ihaleleri inceleyen savcı Tamöz, söz konusu ihale dosyalarını belediyeden istedi. Ancak bir süre sonra savcı Mehmet Tamöz bu soruşturmadan da alındı ve dosya başka bir savcıya verildi. Soruşturmanın bundan sonra nasıl yürüyeceği merak konusu. Üst düzey MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun ölüm raporlarının yok edildiği ve yerine yeni raporların konulduğu öne sürüldü. Raporlar Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü aydınlatacak en önemli delillerdi. MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından hazırlanan raporların değiştirildiği iddia edildi. Aydınlığa bilgi veren adli tıp uzmanı Kozinoğlu'nun ölümünün ardından hazırlanan raporların yok edildiğini açıkladı. Uzman, daha sonra hazırlanan sahte raporların dosyaya konulduğunu ifade etti. Böylece Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü aydınlatabilecek en önemli deliller ortadan kaldırıldı. Raporların değiştirilmesi, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheleri de güçlendirdi. CHP milletvekilleri Nur Serter, Umut Oran ve Ali Özgündüz balyoz davasının 55. duruşmasını izledi. Milletvekilleri duruşmaya verilen arada Silivri eylem çadırlarını ziyaret etti. CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Silivri cezaevini toplama kampına benzeterek "Burada çiğnenen hukuku içimiz burkularak izliyoruz" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı ve üyeleri de bugün Silivri'deydi. CHP milletvekilleri balyoz davasının 55. duruşmasını izlemek için Silivri cezaevine geldi. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi yaklaşık 500 kişi de duruşmayı izledi. Mahkemeye verilen arada Silivri eylem çadırını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, davaları düzenli olarak izleyeceklerini söyledi. Burada aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapılan bir siyasi darbenin davası görülmektedir. Bugün Silivri toplama kampının Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarını yargıladığı davayı gözlemledik. Ve buradaki çiğnenen hukuku bir kez daha içimiz burkularak ve acıyla izledik. Bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz. CHP milletvekili Umut Oran da Silivri davalarında hukuksuzluk olduğunu söyledi. Ortada çok büyük bir hukuksuzluk var. İnsan hakları ihlali var. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortam var. Şu anda içeride yatan herkes masum. Hiçbirinin suçluğu ispat edilmemiş durumda. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan'sa özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Çölaşan, "Burada bir hukuk davası görülmüyor. Burada siyasi bir dava görülüyor. Burada hukuk yok" dedi. Duruşmadan önce çadıra geldim. Onu söylemek istiyorum. Bir kere burada son derece önemli bir iş yapılıyor. Burada bir hukuk davası görülmüyor arkadaşlar.
Burada bir siyasi dava görülüyor. Çünkü artık burada bir hukuk yok. Silivri halkın nazarında bir hukuk davalarının görüldüğü yer değil. Bir hesaplaşmanın olduğu yer. Nedir o hesaplaşma? Onu da biliyoruz hep birlikte. Muhalefet, muhalif istenmiyor. Gazeteciler dün akşam tutuklu meslektaşları için Taksim Meydanı'nda meşaleli yürüyüş düzenledi. Balbay'ın tutukluluğunun 1001. gününde toplanan gazeteciler tüm meslektaşları için adalet istedi. Susma! Haydır! Özgür basın haktır! Gazeteciler tutuklu meslektaşları için ellerinde meşalelerle bir kez daha İstiklal Caddesi'ndeydi. Mustafa Balbay'ın tutukluluğunun 1001. gecesinde gazeteciler masal değil adalet istiyoruz sloganlarıyla tüm gazeteciler için yürüyor. Mustafa Balbay'ın tutukluluğunun 1001. gününde buluşan gazeteciler cezaevindeki tüm meslektaşları için yürüdü. Susma haydır, özgür basın haktır. Susma haydır, özgür basın haktır. Şimdi güzel olan başka tutuklu arkadaşların, aynı şekilde aylarca tutuklu olup mahkemeye çıkmamış arkadaşların, arkadaşlarının Balbay adına böyle bir etkinlik yapmak istemiş olmaları. Bu bence bir farkındalık artık. Yani bu yargısız infazların ve infaz ceza niteliğindeki tutukluluklara karşı toplumsal bilinç yükseliyor. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de katıldı. Öncelikle millet iradesi diyenlere seslenmek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz çeşitli yargı kararları ile ilgili Sayın Başbakan dahil olmak üzere iktidar partisinin bütün yetkilileri koro halinde. Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir demişlerdi. Onu hatırlatmak istiyoruz. Milletin iradesiyle seçilen milletvekillerinin prangalarla cezaevlerinde olmasını hazmetmek dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kabul edilebilecek bir olay değildir. Umut ediyorum ki en kısa zamanda halkın oylarıyla seçilen milletvekilleri kendi görevlerini parlamentoda yapacaklardır diye düşünüyorum. Diğer gazetecilerimize bir şeyler söylemek ister misin? Sadece milletvekilleri için geçerli değildir. Hukuksuzluk diz boyu, öğrenciler, gazeteciler, bilim adamları, binlerce insanın mağduriyeti var. 12 Eylül'le hesaplaşacağım diyenler 12 Eylül yargısıyla insanları demokrasi ve özgürlük konusunda ne hale getirdiklerini de hepimiz görüyoruz. Taksim Meydanı'nda başlayan yürüyüş Galatasaray Lisesi'ne kadar devam etti. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Cumhuriyet yazarı Alper Turgut, düşünmenin bile suç sayıldığını vurguladı. Gazeteciler serbest bırakılmadan, gazeteciler özgürce mesleklerini icra edemeden memleketin üstüne çökmüş olan korku ikliminin dağılması mümkün değil. Düşünmenin, düşündüğünü yazmanın suç olduğu bir ülkenin demokratik bir ülke olduğu maalesef söylenemez. Gazeteciler meslektaşlarına sonuna kadar destek olacaklarını ifade etti. Bu dava ne kadar uzatılırsa uzatılsın, kamuoyunun ilgisi ne kadar dağıtılmaya çalışılırsa çalışılsın, arkadaşlarımızın, gazetecilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Susma! Haydır! Özgür basın haktır! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Türkiye Gençlik Birliği Tayyip Erdoğan'la mahkemelik oldu. TGB Aydın İl Başkanı Emre Albayrak hakkında Başbakan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Albayrak 19 Ekim'de 24 askerimizin şehit edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisi PKK ile işbirliği içinde dediği için suçlanıyor. Atatürk gençliği görev başında. Atatürk gençliği görev başında sloganıyla yola çıkan Türkiye Gençlik Birliği bir kez daha AKP hükümetinin hedefi oldu. Buna son örnekse TGB Aydın İl Başkanı Emre Albayrak'a açılan Erdoğan'a hakaret davası oldu. 24 askerimizin şehit olduğu 19 Ekim 2011 günü TGB olarak yaptığımız basın açıklamasında geçen Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisi PKK ile işbirliği halinde ABD projesi gereğince Türkiye'yi zor kullanarak bölmektedir cümlesi nedeniyle şahsıma Başbakan'a hakaret iddiasıyla
Dava açılmış bulunmaktadır. Davanın ilk duruşması 27 Ocak 2012'de görülecek. Gençler AKP'ye yeni bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamada MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK görüşmeleri hatırlatıldı. Başbakanın özel temsilcisiyim diyerek PKK ile müzakere eden Hakan Fidan'ın şu sözleri kanıt niteliğindedir. Bütün konularda %95 mutabakat sağladık. Bölgede şikayetçi olduğunuz devlet görevlilerini bildiriniz. AKP'li Hüseyin Çelik'in 27 Mayıs devrim önderlerinden şehit Teğmen Kalmaz'ı çeteci olarak hedef almasına İşçi Partisi tepki gösterdi. Şehit Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu önünde basın açıklaması yapan İşçi Partisi Çankaya İlçe Başkanı Bora Toran, Türk milletinin hafızasından Cumhuriyeti silmenize izin vermeyeceğiz dedi. AKP'li Hüseyin Çelik dün yaptığı açıklamada Çankaya'daki Şehit Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu ile ilgili olarak Teğmen Kalmaz 60 darbesini yapan çetenin emrinde bir teğmen. Eğer ben bunu bakanlığım döneminde bilseydim adı orada kalmazdı demişti. İşçi Partisi üyeleri Şehit Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu önünde Çelik'in sözlerine tepki gösterdi. Devrim şehitleri onurumuzdur. Korkaktırlar. Yurtsever aydınları Silivri zindanlarına esir etmişlerdir, yetmemiştir. Cumhuriyetin kurumlarını, hukuk kurumunu, medya kuruluşlarını yandaş yapmıştırlar, yetmemiştir. Şimdi de devrim şehitlerine saldırmaktadırlar. İşçi Partisi Çankaya İlçe Başkanı Bora Toran, AKP'nin asıl hedefi Türk milletinin hafızasından Cumhuriyet devrimini silmek. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Görgüsüzdürler, çoraplarına bile isimlerini yazan bu zihniyet, milletimizin tahammül sınırlarını zorlayan bir görgüsüzlük içindedir. Yıkılacaklardır, buradan ilan ediyoruz. Yıkılacaklardır. Savaşı Atatürk kazanacak. Cumhuriyet değil AKP yıkılacak. KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası kamuda istihdam edilen 4 C'li personelin bir ay ücretsiz izne çıkarılmasını protesto etti. İzmir Adliyesi önünde yapılan eylemde AKP hükümetinin çalışanlara sadece 4 C'li değil kıdem tazminatıyla da saldırdığı söylendi. Tekel işçilerinin kamu kurumlarına 4C statüsüyle istihdam edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bugün tekel işçisi 4C gerçeğinin olumsuzluklarıyla tekrar yüz yüze kalmış durumdadır. Peki bu süreç içerisinde neler yaşandı? Kurumlarda en az maaşla çalışan 4C statüsündekilere en çok yemek ücreti ödetilmeye çalıştırılmıştır. Aile yardımları her çalışana ödenirken 4C'lilere ödenmemiştir. Düşük ücret karşılığında çok iş bekleyen arkadaşlarımızın istihdam edildiği kamu kurumlarında sizin geleceğiniz bizim iki dudağımızın arasında diyerek hava altından sopa gösterilerek tehdit edilmektedirler. Büro Emekçileri Sendikası Bayraklı Adliyesi İş Yeri Temsilcisi Ruşen Turan çalışanların bir aylık izne çıkarılmasına ilişkin AKP hükümetine seslendi. Bizleri bir ay işsizliğe mahkum ediyorsunuz. Hepimiz el geçin diyoruz. Turan AKP hükümetinin sadece 4C ile değil kıdem tazminatıyla da çalışanların haklarına saldırdığını söyledi. AKP hükümeti son 10 yılda esnek çalıştırma, taşeron sistemini yaygınlaştırarak sermayeye daha fazla kar kazandırma çabası içindedir. Köy yönetenler bir ay 850 lira maaş alsın ve bu 850 lira ile geçinmeye çalışsınlar. Türkiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda nerede duruyor? Türkiye neden maden kazalarında başı çeken ülke konumunda? Gerekli düzenlemeler neden yapılamıyor? AKP'nin iş güvenliği tasarısı işçileri mi koruyor yoksa işvereni mi? Tüm bu soruların yanıtları meslek örgütlerinin düzenlediği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde tartışılıyor. DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İnşaat Mühendisleri Odası'nda başladı. Kongrede kod kumlama işçilerinden maden işçilerine, sanayi işçilerinden tarım işçilerine kadar birçok sektörde işçi sağlığı ve meslek hastalıkları konusu tartışılacak. AKP'nin hazırladığı iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı da kongrenin en önemli konusu. Çünkü tasarı iş sağlığı ve güvenliği alanında denetim hizmetlerini özel şirketlere bırakmayı öngörüyor.
Böylece Türk Tabipleri Birliği ve meslek odaları devre dışı bırakılmak isteniyor. Ne yazık ki iş sağlığı, iş güvenliği konusunda taraf örgütlerin, meslek odalarının hiçbir şekilde görüşü almadan hazırlanan bir yönetmelik ve bir çalışma hayatıyla ilgili, işçi sağlığı, iş güvenliği ilgili bir durum söz konusu. Buna da meslek örgütleri olarak taraf değiliz. Kongre 4 Aralık Pazar günü sona erecek. Kongre sonunda yayınlanan sonuç bildirisi hükümete sunulacak. Kolesterol tartışması adeta kavgaya dönüştü. Kolesterol masaldır iddiasını ortaya atan hekimlere karşı Türk Kardiyoloji Derneği'nden sert eleştiri geldi. Zarar diye ısrar eden hekimlerse bugün eleştirilere bir o kadar sertlikle yanıt verdi. Kılıçlar çekildi, çekilmesine de yurttaşların kafası iyiden iyiye karıştı. Bir kolesterol hipotezi ki biz masal diyoruz yani. Ben hastalarıma diyorum ki günde 2 yumurta 4 kalem pirzola yiyin, çok iyi gelir. Bu gerçekten çok ayıp bir yaklaşım. Ama doğal tereyağı yiyecek. İddialar bilimsel temelden yoksundur. Kolesterol masaldır diyenlerle kolesterol önemsenmelidir diyenler arasındaki kavga iyice kızıştı. Halk sağlığını tehdit eden böyle bir söylemin... Türk Kardiyoloji Derneği kolesterol masaldır görüşünde olan uzmanları sert bir dille eleştirdi. Karşı taraf... Derneğin eleştirilerine yanıtta gecikmedi, hatta suçlama yöneltti. Ortak açıklamada Türk Kardiyoloji Derneği ilaç firmalarının gözünden kolesterolü değerlendirdi denildi. Resmen Engizisyon Mahkemesi olarak gördüler kendilerini. Profesör Doktor Ahmet Aydın bu kavganın arkasında rant olduğu görüşünde. Aydın, ilaç firmalarının bu tartışmadaki rolüne dikkat çekti. Kabul edilebilir kolesterol seviyesini düşüren Amerikalı uzman komisyonundaki 9 üyeden 8'i ilaç firmalarıyla ilişkili. 9 kişilik heyetin 8 kişisinin ilaç firmalarıyla ekonomik maddi ilişkilerinin olduğu gösterildi. Bunları bilmiyorlar mı? Uzmanlar arasındaki görüş ayrılığı iki başlıkta toplanıyor ve ortaya iki soru atılıyor. İlk soru, kolesterol kalp hastalıklarını tetikler mi? Diğer soruysa, kolesterol ilaçları zararlı mı? Kan kolesterol seviyeleriyle kalp damar arasındaki ilişki bir kere tartışılamaz. Türk Kardiyoloji Derneği kolesterolün kalp hastalıkları riskini artıracağını savunurken Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay'a göre ise kolesterol risk faktörü değil. Yani kolesterolü yüksek olan toplumlarda bilhassa Afrika'daki Masai toplumunda en çok kolesterolü yüksek olan dünyada toplumdur. Hiçbir kalp hastalığı yoktur. Türk Kardiyoloji Derneği kolesterol tedavisinde kullanılan statini gerekli görüyor. Onlarsa zararlı. Ben statin önermiyorum. Statin alanları da kesiyorum. Hastalarına statin önermeyen Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay'ın reçetesi hareket ve sağlıklı beslenme. Hatta tereyağı, yumurta, kırmızı et tüketin tavsiyesi var. Obezite tsunami'si vardır bugün dünyada. Bilim adamları arasında kılıçlar çekildi. Ancak bu tartışmalar vatandaşın kafasını karıştırdı. Kolesterolün zararlı olduğunu bu profesör böyle bir şey yok diyor. Gıdaların diyor ne bileyim kırmızı et, yumurta yiyebildiğin kadar yiyin diyor. Diğerleri de olmaz böyle bir şey diyorlar. İkisinin arasında kaldık. Kolesterolüm 280'di. İlacı kullandıktan sonra 220'ye düştü. Yani normal kolesterolüm. Yani ilacın faydası var. Bizim doktorlarımız ilaçları kullanmaları gerektiğini düşünüyor. İlaç şeyini satabilmek için yani kolesterol ilaçlarını satabilmek için aldıkları bir para var onlarda yani. Onun için yapıyorlar. Mesela benim kolesterolüm 600'ü geçiyordu. Mümkün olduğu kadar kullanmamak için çalıştık. Yürüyüşler yaptık ama düşmedi. Genetik bir durumda söz konusu. Onun için mecburen ilaç kullanmak da gerekiyor. Altı Nokta Körler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla eylem yaptı. Çözüm bekleyen sorunları nedeniyle Engelliler Günü'nü kutlayamadıklarını belirten Ankara Şube Başkanı Hasan Tatar, yasalarda tanınan hakların lafta ve rafta kaldığını belirtti. Kıymet himaye değil, hak istiyoruz. Altı Nokta Körler Derneği üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. İnsanca bir yaşam istediklerini belirten Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hasan Tatar, sorunlarının giderek arttığını kaydetti. Bizim ülkemizde Engelliler Günü'nü bizler kutlayamıyoruz. Resmi rakamlara göre nüfusun %12.29'unu oluşturduğu halde engelliler birçok sorunla
boğuşmak zorunda kalıyorlar. Tatar yasalarda tanınan hakların da lafta ve rafta kaldığını ifade etti. İmaye değil, hak istiyoruz. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler yayınladığı raporla yeni bir ekonomik kriz uyarısı yaptı. Raporda dünyanın yeni bir ekonomik krizin eşiğinde olabileceği öne sürüldü. Raporda ayrıca gelişmiş ülkelerde büyüme yavaşlarken bu yavaşlamanın gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkilediği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler yeni yayınlanan ekonomik raporunda dünyada yeni bir ekonomik kriz olabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konular Dairesi tarafından hazırlanan raporda iki farklı senaryoya göre büyüme öngörüsünde bulunuluyor. Rapora göre iyimser bir senaryoyla ekonomik büyümenin %2.6 olabileceği öngörülüyor. Ancak kötü senaryoya göre ise büyümenin sadece %0.5 oranında kalacağı hesaplanıyor. Birleşmiş Milletler Mayıs ayında hazırladığı raporunda ise 2012 yılı için küresel büyümeyi %3.6 oranında öngördüklerini bildirmişti. Raporda özellikle gelişmiş ülkeler tarafından mali açık ve kamu borçlarına karşı uygulanan kemer sıkma önlemlerinin büyümeyi ve iş beklentilerini olumsuz etkilediği vurgulandı. Raporda özellikle Avrupa ve ABD'de politika oluşturanlar iş yaratamazlar, ulusal borç krizlerini çözemezler, mali sektörün kırılganlığını aşamazlarsa o zaman küresel ekonomi açısından yeni bir risk olasılığı bulunuyor denildi. Sayın seyirciler, 33 Latin Amerika ve Karayip ülkesi Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez öncülüğünde birleşti. Kısa adı CELAC olan Latin Amerika ve Karayip ülkeleri topluluğu Amerika'nın bölgedeki hakimiyetini dengeleyecek bir unsur olarak ön plana çıkıyor. 33 Latin Amerika ülkesi Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in öncülüğünde Amerika'ya karşı bir araya geldi. 2008 yılında temelleri atılan Latin Amerika ve Karayip ülkeleri topluluğu Amerika kıtasında Amerika ve Kanada'sız bir birlik için ilk adımı attı. Bolivya'dan Jamaika'ya 33 Latin Amerika ve Karayip ülkesi lideri Venezuela'da bir araya geldi. CELAC'ın diğer ülkelere ve diğer bölgesel örgütler karşısında birincil muhatap olması hedefleniyor. CELAC, Amerika'nın da dahil olduğu Amerikan Devleti Örgütü'nden farklı olarak neoliberal politikaları reddediyor. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta iki gün sürecek zirvede topluluğun resmi kuruluşu, ortak prensip ve demokratik normlarla ilgili bir anlaşmaya imza atması bekleniyor. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri topluluğunun ilk hedefleri arasında bölgesel işbirliği ve ekonomik kalkınma yer alıyor. Chavez öncülüğündeki girişime en büyük destek sosyalist hükümetlere sahip olan Bolivar ki Alba ülkelerinden geldi. CELAC sürpriz bir destek de Şili'de sağcı olarak bilinen iktidar partisinden geldi. Başkan yardımcısı Fernando Schmidt, özgürlükçü Simon Bolivar'ın Latin Amerika ve Karayipler için kurduğu bütünleşme rüyasını gerçekleştiriyoruz dedi. Arjantin Dışişleri Bakanı Hector Timmerman, yeni kurulan birliği parçalanmış bir bölgenin yeniden birleşmesi olarak tanımladı. Sırada halkımız opera ve baleyi sevmez, bize göre değil diyenleri şaşırtacak bir haberimiz var. Mersin Devlet Opera ve Balesi Reşat Nuri'nin ünlü yapıtı Çalıkuşu'nu sahneye taşıdı. Mersinliler iki temsilin biletlerini gösteriden 10 gün önce tüketti. Gala günü ise 700 kişilik salon doldu taştı. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı yapıtı Mersinlilerden tam not aldı. Libretto ve koreografisini devlet sanatçısı Merih Çimencüler'in hazırladığı Çalıkuşu Balesi'nin galası yapıldı. Yapıt, Mersin'de görülmemiş bir ilgiyle karşılandı. Yapıtın iki temsilinin biletleri de 10 gün önceden tükendi. 700 kişilik salon doldu. Bazı yurttaşlar yapıtı ayakta izledi.
Yapıtı sahneye koyan devlet sanatçısı Merih Çimenciler Mersinlilerin ilgisinden memnundu. Mersinli seyircinin bu kadar güzel, yoğun alkışlarını hak ettiğimiz için çok memnunum. Gerçekten Çalıkuşu Balesi çok ilgi gördü. Bildiğiniz üzere daha önce de söylediler. İlk defa oluyor böyle, bir 10 gün önceden biletler tükeniyor ki temsil ede dediler. Tabii bu benim için çok önemli ama her şeyden önce Mersin Devlet Opera ve Balesi için çok önemli. Ve bu arada çok samimi söylüyorum. Ben bugün halıların üzerinde ayakta seyirciyi görünce, Ankara'da 6 yıl oynayan Çalıkuşu Balesi'nin burada uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum. Çalıkuşu Balesi edebiyattan baleye iki perdelik bir uyarlama. 1920'li yıllarda savaşın yoksullaştırdığı Anadolu'yu diyar diyar gezen fedakar genç bir öğretmenin öyküsü anlatılıyor. Yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan yapıtta Rahmi Bey'den Dede Efendi'ye kadar Türk sanat müziğinin ünlü bestecilerinin besteleri yer alıyor. Yapıt 70 kişilik bir dansçı kadrosuyla sahneleniyor. Çalıkuşu Balesi 29 Aralık'ta tekrar sahnede olacak. Gelelim bu haftanın film ve oyunlarına. Bu hafta bir yerli film ve bir oyunumuz İstanbulluları bekliyor. Hafta sonunu kısa film ve belgesel izleyerek geçirmek isteyenler için de bir festival önerimiz var. Kaçsam şehrin uzağına, tutulacak el bulmaya, etçiline ot yoluna, zeytin dalı uzatmaya. Köylü köylü olmaktan uzaklaşır, aydınsa halkının dilinden anlamazsa ne olur? İşte size Türkiye'den tipik bir çelişkiler hikayesi. Yönetmen Yüksel Aksu'nun yeni filmi Entelköy Efeköy'e karşı bu hafta Beyaz Perde'de. Yönetmen Aksu, Dondurmam Kaymak'tan sonraki bu ikinci komedi filminde aydın ve halk arasındaki ilişkiye doğrudan odaklanıyor. Bir grup çevreci Ege'nin bir köyüne yerleşip ekolojik bir yerleşim kurar. Köylüler gelir kaynağı olarak gördüğü bu yabancıları ilk başta sevgiyle karşılar. Ancak köye kurulacak termik santral köylüler ve muhalif çevrecileri karşı karşıya getirir. Peki artık köylü olmaktan çıkmış olan köy sakinleri ve köylü olmaya özenen çevreci kent aydınlarının sonu ne olacak? O eski evleri graş tarlalar gol gibi geçirmediler ya. Adamlar açık açık anarşist izliyorlar. Anarşist değilim, sosyalistim ben. Anarşist olan bunlar. Onlar anarşistse biz de komünist olalım. Komünist olalım. Anarşisti, komünisti mi kaldı gari canım? Koca Rusya bitti. Aksu filmde köylülük, aydın olma, anarşizm, komünizm, milliyetçilik ve evrensellik kavramlarına da sorgulayıcı bir gözle bakıyor. Bu tam tamca anarşistlerin şerrinden sen bizi koru ya Rabbi. Hafta sonunu sürdürülebilir bir yaşam hakkında kısa film ve belgesel izleyerek geçirmek isteyenler için de bir festival önerimiz var. Dünyamız için, yaşam için, gelecek nesiller için sizleri Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ne davet ediyorum. Tam 17 tane belgesel, canlı müzik, söyleşiler bitti mi? Bitmedi. Artık kısa filmler. Hem de bedava. Festival tarımdan enerjiye, ekonomiden madenciliğe, tasarım ve üretimden iş dünyasına kadar yaşamın her alanının yeniden biçimlendirilmesini savunan bir anlayışla düzenleniyor. 2 Aralık'ta İstanbul Tarık Zafer Tunay Kültür Merkezi'nde başlayan film gösterimleri 3 ve 4 Aralık'ta Pera Müzesi'nde devam edecek. Oyunumuz başlamak üzeredir. Ya karanlık gecedir, tamam. Her gecenin de bir sabahı olur ama bu alacakaranlıkların hiç yoktur sabahı. Bir sürüncemedir, süren gider. Genco Erkal Nereye Gidiyoruz oyunu ile yine sahnede. Dostlar Tiyatrosu, Aziz Nesin'in öykü, şiir, masal ve taşlamalarını uyarlayarak sahneye koydu. Müslüman geçinir değilse de başı secdeye varmamış bir bey namaz. Genco Erkal oyunla son yıllarda herkesin aklındaki nereye gidiyoruz sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Nesin'in gözünden ülkenin fotoğrafını çekiyor. Toplumumuzun çelişki ve çıkmazlarının vurucu bir dille ele alındığı bu çağdaş meddah gösterisi bir yandan da düşündürücü. Zira Aziz Nesin'in bir zamanlar söylediklerinin hala güncelliğini koruması çok acı. Ne aydınlık ne karanlık. Varsa da yok. Yoksa da var. Var gibi de yok. Yok gibi de gene var. Yasalar hem var hem yok. Kimine var, kimine yok. Kimi zaman var, kimi zaman yok. İnsan hakları, hani arımsı da yokum trak. Demokrasi
Demokrasi simsi. Oyun 2 Aralık Cuma akşamı Muammer Karaca Tiyatrosu'nda, 5 Aralık Pazartesi akşamı da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Akıl almaz şoförlüğün işine, ağa olmak, paşa olmak boşuna, gelir bir taş değer bir gün başına, insanoğlu vaki değil devrilir. Bütün devrilmişlere, bütün devrileceklere selam. Atatürk için sabit ağırlık dikey dalış rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, ulusal kanala konuştu. Ercümen, Atatürk'ün anısına 70 metreye dalarak dikey dalışta rekor kırdığını söyledi. 10 Kasım'da Atatürk'ün anısına 70 metreye dalarak sabit ağırlık dikey dalış rekorunu kıran Şahika Ercümen, Atatürk'ün söylediği birçok sözü örnek alarak spor hayatını yönlendirdiğini ifade etti. Atımızı özlemle andığımız bir gün her şeyden önce ve bunu beni daha çok kamçılayan bir gün oldu açıkçası bugün rekor denemek. Bunun dışında ben atamızın söylediği birçok söz benim hayat felsefelerime örtüşmüştür. Mesela sağlam kafa sağlam vücutta bulunur gibi. Ve bunlardan da feyiz alarak aslında spor hayatımı yönlendiriyorum diyebilirim. Mısır'ın Dahab kenti Blue Hole dev akvaryumunda dalış yapan 26 yaşındaki milli sporcu iki dünya rekorunu birden Türkiye'ye getirmeyi başardı. Çok kırılacak rekor var. Umarım bundan sonra daha çok yer bulacak. Dediğin gibi daha büyük şekilde çıkabilirdi ama benim için şu an önemli olan rekorları kırmak. Ercümen aldığı başarılı sonuçların kendisine huzur verdiğini söyledi. Emeklerin karşılanınca çok büyük bir zaten huzur ve mutluluk bir arada hepsi gerçekleşiyor. Ama sürpriz de olmadı açıkçası. 26 yaşındaki milli sporcu Türkiye'de dalış sporunun geldiği seviyedense memnun değil. İyi bir seviyede değil çünkü üç tarafımız denizlerle çevrili ve coğrafi olarak buna çok elverişli bir yerdeyiz ama yeteri kadar daha duyulmadığını, gelişmediğini, denenmediğini düşünüyorum ama bunun gelişmesi için de elimden geleni yapmaya çalışacağım ben. Sırada spor turu var. UEFA Avrupa Ligi E grubunda Beşiktaş, İsrail deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Maccabi Tel Aviv'i Quaresma'nın 2 muhteşem golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, gruptan çıkma yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, sadece futbolda değil tüm branşlarda aldıkları başarılarla dünya kulübü olma yolunda önemli adımları attıklarını söyledi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, playoff uygulamamız tutarsa gelecek sezondan itibaren play-out uygulamasına da geçeceğiz dedi. Aydınlar, playoff uygulaması nedeniyle ligin heyecanının kaçtığını söyleyenlere katılmadığını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki... Galatasaray'ın Gençler Birliği ile yapacağı maçın kadrosu açıklandı. Son haftalardaki performansı tartışılan Kazım 19 kişilik kadroya alınmadı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray'ın Sivasspor maçında kırmızı kart gören Engin Baytar ve Elman Dere 2 maç ceza verdi. Gaziantep Spor As Başkanı Mehmet Kızıl, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun Gaziantep Spor'da inceleme yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kızıl, kulübümüz yapılan bu incelemeden daha güçlü çıkacaktır. Bizim endişe duyduğumuz herhangi bir sıkıntı yok dedi. EuroLeague A grubunda mücadele eden Fenerbahçe 7. maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 86-70 mağlup etti. Türkiye Güreş Federasyonu'nun milli takıma teknik direktör arayışı için İran'ın efsanevi güreş hocası Mahsur Berzger'le görüştüğü öğrenildi. Türkiye Büyük Erkekler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Spor turuyla ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam saat 19'da buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.